Roy'un kol desteği varmış. Bu beni bayağı bir mutlu etti. A few moments later. Umarım mutlusundur. Umarım. Umarım mutlusundur. Selam millet FNAF Into The Pit'in 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Şu yaptığı hareketlere bakar mısınız? Yani cama tahta çakmalar falan. Benim evden çıkmamı istemiyor. Devamlı beni burada tutmak istiyor. Hızlı bir özet geçelim. 1985 Pit'in tarafı. Orada yeni bir animatronik gördük. Chica'yı gördük arkadaşlar. Chica bize merhaba dedi. Chica açlıkla alakalı biraz problemleri olan bir animatronik. Onu bir pizza ile kandırdı. Şimdi tamam Jinx'cim sevim seni ya. Allah Allah sevelim. Bunu da sevmeyince böyle mır, mır yapıyor, <laughs> yerim onu. Pekala, e, güzel yorumlar yazıyorsunuz. Gerçekten FNAF Into the Pit'in kaliteli bir yorum e, havuzu var ve bu benim hoşuma gidiyor. Bir arkadaşınız demiş ki, bazı item'ları toplarsak galiba babamızla alakalı güzel bir sona gidecekmişiz. Açıkçası hangi sona gideceğimi tamamen duygularım karar versin. Yani hadi iyi son yapalım diyerek iyi son yapmamaya çalışacağım, haberiniz olsun onu baştan söyleyelim. Pekala, artık yazın bitmesiyle bu ventilatöre ihtiyacım olmayacak. Anneyi bulmamızı istiyor. Artık ondan korkmuyoruz daha önce o şeyi takip ettim Geçen sefer pek iyi gitmedi Bana bu odaya girmememi daha ne kadar iyi söyleyebilir ki Bakın ee, makine çalışmıyor Demek ki Anne! Günaydın Oswald. Kahvaltı hazır mısın? Anne bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına artık fark eder misin? Bugün okulda yemek yemeyi düşünüyorum. Eğer sorun değilse anne okulda yiyeyim olur mu? Tabii tatlım. Henüz yeni arkadaş değil. Çok anne. Bir sürü arkadaş edindim. Havai fişek patlatanı, e, Yunan mitolojisiyle ilgili çıka resimleri çizen bir dedesi olan kızı. Kurtulamadım. Bir tane yeni bir adam var. Şimdi Oz bu pek kibar değil. Belki sadece senin arkadaşın olmak istiyor. Kimden bahsediyoruz? Benim kurtulamadığım adam kim? Büyük ihtimal Dylan'ların bana zorbalık yapmasından bahsediyoruz. Abi ya da... <laughs> Babamızdan bahsediyoruz. <laughs> Herhalükarda bu sadece ikinci gününüz. Daha iyi anne, anne. Tamam, anneyi bulmaya nasıl gideyim? Okula gitmemi istiyor ama birazcık etrafa bakmak. Jeff pizzasının telefon numarasını buldun. 555 533 -53 555 33 Yanlış mı yaptım lan? Nasıl arayacağım? Jeff'in pizzası Jeff'in pizzasının evi işte Jeff Hey Jeff ben Oswald şey garip bir soru ama Ayrıldığımdan beri tuhaf bir şeyler oldu mu Jeff Etrafta gezen herhangi bir animatronik gibi Tuvalet tıkandı Bu bilgi önemliydi yani hayır mı Hayır hoşçakal Oswald Arama sonlandırıldı biraz garip sonlandırıldı okula gideceğim Ama size bir şey söyleyeyim mi şu masum canı yani Bu evden çıkabilecek miyim sizce Eğer bu kapıyı kapattıysa ne yaparım Yani bu kapıdan sonraki kapıyı Aha babam görünümlü Anne o stetoskopu çıkarıp biraz evde neler olduğuna bakmak ister misin? Belki şimdi büyük 6. sınıf öğrencisin ama bir anne öpücüğünden kaçamazsın. Tamam anne öpmek istiyorsan öp. Babam öpmesin ama o biraz ısırıyor öperken. Aynen aynen. Peki babamı, babam öpsün mü babam? Hocam babam öpsün mü? Anne göremediğin şeyler var anne. Keşke babam hakkında bana inansan. Mesela babamın bu konu hakkında hiç yorum yapmaması annemi neden işkillendirmiyor? Yani sonuçta adam konuşmuyor. Adam konuşmadığında adamda bir problem vardır. Yatalak babaannemin sandalyesinden daha önemli konular bunlar. Evde gerçekten bir yatalak babaannem yok. Çünkü bana oyunun başında var dedi babam. Hatta bu yüzden onu streç filme sarmayı düşünmüştüm. Okula gitmemizi istiyor ama biz bir kere daha libreriye bakmadık mı? Kütüphane. Tamam oyun bana bir yerlere git diyecek. Buna her zaman diyecek ama benim de yapacak işlerim var tamam mı? Kütüphaneye hiçbir zaman giremiyoruz ama. Okula git okula git ve okula git. Peki. Üçüncü günün okula bulundeyiz bakalım neler olacak bilmiyorum. Babam bu sabah çok garip bir şekilde kendi formunda. işte o dökülmek için bir yer mi arıyorsun? Zorbalayacağım mı Dylan? Ne oldu kanka? Sanırım senin uzman olduğunu varsayıyorum. Bugün seni sahip olduğundan çok daha büyük bir problemim var. Hocam gördünüz mü bana vurdu. Aa! O neydi lan? Bana bir eldivenle vurdu. Şu yumuşak eldivenle. Pekala. Hocam niye Bizim bu arada psikolojimiz bozuldu. Karakter böyle şeyler görüyor. Yani bunu psikolojiye yoracağım. Başka neye yorabilirim ki? Mesele nedir Oswald? Hocam bir animatroniye dönüşüyorsunuz arada. Hiçbir şey hocam hiçbir şey. Odaklanamıyorum da biraz. Belki de zihnini boşaltmak için bacaklarını germelisin. Bu iyi bir taktik. Hemen bir squat. Müdür odasında bir kitap unuttum. Onu almamda bana yardımcı olur musun? Müdürün odasına gitmemi istiyor. Principal. Principal. Böyle bir oda görmüş. Sosyal kelebek başarımı geldi. Pekala. Bayan Beckham'ın kitabını müdürün odasından al. Tamam. İlk defa bir müdür odasını bir öğretmen taraf. Babamı nasıl kurtarabilirim ki? Hatta okulu zor geçebiliyorken. na ah, hadi o zannenin dediği gibi adım adım ilerle. Pekala, şu hocanın kitabını bir bulalım önce. Okulda karşımıza babamız çıkmaz değil mi? Müdürün odasında principal yazıyordu. Bulabildiğim kadar e, şey bulmak benim için elzem. Pil. Ah, müdürümüz bir bayan mıydı? Hey, sınıf dışında ne yapıyorsun? Aa, bir kitap arıyorum bayan mekim için. Yok canım sen bayanın ofisinin anahtarını bulmama yardımcı oluyorsun. Ne? Ha? Ofisime gitmek için öğrenci davranışlarını denetlemeye gittiğimde kapıda kilitli kaldım. Hocam siz mal mısınız? Sen bir hayat kurtarıcısın küçük adam. Hocam içeri girmenin bir yolunu mu bulayım? Bu kapı kapalı sınıfa geri dön. Hayır bir dakika hocaya yardım etmeliyim. ama Fabrika kapandığından bir ihtiyaç... Ha tamam lanet olsun. Hiçbir işe yaramaz sadece çöp. Bu kapı kapalı. Sınıfa geri dönmemi istiyor. Müdür benden yardım istedi. Müdür kapıda kilitli kalmış. Bu okulun dışına çıkıp iş camdan girmek gibi bir fikir doğurdu bende. Ama pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Hikaye güzel ilerliyor. Oswald'ın kitabı... Sınıfa geri dön neden dedi ki o zaman buraya gireceğiz. Aklıma gelen tek şeyi yaptım. Bir dakika bizim sınıfımız burası mıymış? Yerde bir şey var. Bu da neyin nesi? Yakaladım. Müdür ofisinin anahtarlarını buldum. Bunu müdüre vermem gerekiyor olabilir. Ya da onun gitmesini bekleyip... <laughs> Bilirsin müdürün odasına tek girmek havalı. Diğer çocuklar beni öyle görse büyük ihtimal havalı hissederim. Hey ben müdürün odasına giriyorum ve bunun hakkında hiçbir şey yapamazsın. Hocam merhabalar. Vay canına onu nereden buldum? Bilirsin o anahtarı bulmak için neredeyse okulun her odasını aradım. Hocam sınıflardan birinde yerdeydi. Neredeyse her oda mı? Artık gitsem iyi olur sanırım kafeterya biri beni çağırıyor. Hocam kapıyı açıp kafeteryaya gitmeniz çok tatlıydı. Şimdi bir dakika bu ne? Babam veri öğretmen toplantılarına gelir. Şüpheliyim ki o şey toplantılara gelecek. Ha bu Dylan'ın sabah bana vurduğu şey. Kitabı alalım. Sonunda. Bu kitaba bakmam gerekiyor mu? Mekka'nın kitabı. 6. sınıf fen bilgisi. Öğretmen edisyonu. Bekle o da ne? Bu Dylan benimle uğraşmayı... Bir dakika ben bir şey aldım. Esnek el, yapışkan ve iğrenç. Tam olarak Dylan gibi. Bunu bir yerde kullanacağız. Şekil itibariyle benzediği bir oyun var ve ben oyunu sevmiyorum biliyorsunuz. Kanalın en çok izlenen videosu da olsa 1 milyondan fazla izlenmiş. Tamam. Tamam bu konu hakkında bir şey söylememe hakkımı kullanacağım. Okul gazetesinden çerçelenmiş makaleler. Burayla alakalı bir sorun yok. Devam ediyoruz. Gideceğim ve kitabı Bayan Mekam'a vereceğim. O da bana düşüyorsun dostum. Little Miss Fortune göndermen çok güzel. Sizce sınıfa varmadan düşer miyim düşmez miyim? Düşmezmiş. Biraz daha, biraz daha olsa düşerdim. Biraz geç kaldım ama müdür de kitli kalmış. Olaylar olayları doğuruyor. Yarın görüşürüz sınıf makalemizi yazdan emin olun. Makale mi? Sınıfa geri dön eve git geldi. Buradaki insanlarla konuşup yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? O Oswald eminim ki senin denemen harika olacak. Tamam bir sınav yaklaşıyor bu arada. Bu sınav hikayeyle alakalı ne kadar önemli inanın bilmiyorum ama sınavlardan nefret ederim tamam mı? Birilerin beni sınaması nefret ettiğim en nefret ettiğim şeylerden biri. Hey Mistuzil ne haber? Dylan beni korkutmak için dolapların arkasından atlamaya çalışmaya devam ediyor. Onu korkutalım mı? Gelişini görürsen beni korkutamaz değil mi? Tabii ki korkutamaz. Seni ucube. O, burası <laughs> bu birine benziyor da söylersem link yiyebilirim o yüzden söylemeyeceğim. Söylememeyi kafi buluyorum. Pekala eve gideceğim. Kütüphaneye devamlı bakmamız gerekiyor çünkü o çocuktan maytap almak istiyor Oswald. Yani bunun günü sonunda bir yere çıkacağına eminim. Tamam kanka gidelim. Bu kütüphaneye giriliyor mu oyunda çok merak ediyorum. İşte Oswald'ın evi. Burası üçüncü gece. Pekala. Babamız sabah normaldi. Bu birazcık bana iyi hissettirdi. Görünüşe göre yine evin içinde dolaşıyor. Buradan çıkmanın bir yolunu bulup İnanılmaz bir zaman örgüsü var. Eve ne zaman gelsem kaçmak için bir yol bulup pite geri gitmemi istiyor ve hikaye devam ediyor. Bu güzel tamam mı? Fınıfı seviyorum. Babam bana bu lav, lamb lav lambasının canı cehenneme. Bir dakika. Gene saklanalım. Bir şey söyleyeyim mi? Şuraya bir bakmadık mı? Pekala. Kaçmak için bu sefer camlar da kapalı. Oo biri geliyor. Bir dakika. Bu 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 büyük annemin değil mi? Jinx'in kuyruğu annemin hoşuna gitmeyen şekilde bu sallanan sandalyeye birçok kez yakın temas etmiş. Bu şeyi uyandırmayacağım. Buraya niye geldik hocam? Baksana bayağı saklanmaya devam ediyoruz. Tamam burada bir şey bulup bulamadığımızdan emin olalım. Bu ne? Abi merdiven. Merdiveni aldım. Düşürülebilir merdiven. Buna çıkabilir miyim? Sen şaka yapıyor olmalısın. E ne yapacağım? Bir dakika. Peki, peki. O merdiveni almak... Aa, büyük ihtimal merdivenle kaçacağım. Arkadaşlar buldum. Bu merdivenle kaçacağımız yeri buldum. Koy şuraya. Allah aşkına koy. Kanka koy. Evin bodrum katı gibi bir yere indirdi bizi. Tamam dışarı gene çıkmanın bir yolunu bulduk. Bir dakika burada bir şey var. Eve tekrar girmeyeceğim. Her seferinde evden çıkmak Inanılmaz zor oluyor ve şimdi havuza gideceğiz. Yani havuzda yapabileceğimiz şey ne bilmiyorum. Sabah e, Jeff'i aradım ve bana küfür etti. <laughs> Oradaydınız. Eğer kovalanıyorsan bir saklama noktasına git. Tamam yapacağım şey bu olur. Hikayede babamızı 1985 çukurundan kurtarmaya çalışıyoruz. Kendisi fiziken orada ama buraya bir animatroni spawn etti ve bu kötü bir şey. Jeff ne haber? Pizza almaya mı geldiniz? Hayır sadece takılıyorum. Biri sipariş vermiş ve pizzasını almamaya, almaya gel... Ona biraz zam yap. Jeff sanırım bu gerçek bir isim değil. İma loser mı? Kanka kandırıldın. Okulda kal çocuk ya bir sus be. Sana mı soracağım nerede kalacağımı? Sen... Bu Jeff bir şeyler saklıyor. Bu, bu Jeff'e... Hocam 3 gündür aynı yerde yemek yiyorsunuz. Abla sen de aynı şekilde. Pekala havuza gidiyoruz. Freddy, Bonnie. Şey Freddy, Chica, Bonnie. Chica Boni o şey geçen sefer Atari salonundan gelmişti. Belki babamı orada tutuyordur. Çip de. Oyun salonuna girmenin bir yolunu bul. Telefon mu çalıyor? Bir dakika telefon çalıyor. Bu arada Chica'nın bizi görmediğini, sadece ses yaptığını söylediniz. Yani çık aslında Freddy devamlı çeken bir şey. Oyun salonuna girmenin bir yolunu nasıl bulabiliriz ki? Telefon çalıyor bu arada. Aa geliyor. Ama bastım. Telefon çalıyor bu arada. Allah dur tamam dur. Dur Chica şey yapmıyordu. Çıka. Çıka sadece ses yapıyordu. Çıka az bir ses yapma. Chica Allah seni kahretsin. Senin yüzüne geliyor annem ya. Hay Allah'ım. Bak şimdi orada. Işık tutarım. Hadi. Seni küstah şey. Diğer taraftan gireceğim. Çık, çıka da ses yapıyor ama ya. Çıka kankamız da yani. Merhaba. Animatroniklerin gerçekten kötü bir görüşü var. büyük bir sorun değil mi? Bence bu baya büyük bir sorun. Bu arada bir dakika bu ne? Bu ailemin tatilde çekilmiş bir resmi. Babam genellikle bunu yanında taşır. Biz ne aldık lan? Babam bizi ve annemi son plaj gezimizde bu fotoğrafı çekti. Babam ve ben o kadar güneşten yanmıştık ki annem bize iki ızgara yengeç diye seslendi durdu. Güneş kremi tekrar sürmemiz gerektiğini söyledi ama babam ve ben yüzmekle o kadar meşguldük ki unuttuk. Annemiz gerçekten... Bazen annemin bizimle nasıl başa çıktığını anlayamıyorum. Anneler bu işi yapar dostum. Buradaki itemleri toplamak önemli olabilir. Oyun salonuna girmenin bir yolunu bul diyor. Bu küstah cümle de neyin nesi? Ah. Bir jeton daha. Oyun salonu burası mı? Peki. Aa bir fotoğraf daha. Bunlar önemli olabilir. Bu benim gençlik yıl... Geçen yılki okul resmi. Sen şaka yapıyor olmalısın. Babam her zaman okulun ilk gününde benim fotoğrafımı çeker. Biraz utanç vereceğim ama onun nasıl mutlu olduğunu düşünüyorum. Babamız normalde iyi biri. Çünkü adam animatroniğe dönüştü kanka. <laughs> fotoğrafımı çek. Bu kapı kilitli. Burası... 1985. Bir dakika bu Chika da olabilir bu arada. Chica ne haber? Chika sadece ses yapıyor ve genelde Freddy... Gelecek buraya herhalde ya. Bilmiyorum. Ha geldi. Bese çıkaya vursa bir tane çok garip olmaz mı? Ne yapacaksınız? Lan ne oluyor? Gelmeyin üstüme. Gelme. Işık tutarım. Kanka gel bir pizza yiyelim yaptılar. Tamam şu tarafa bakacağım. Çıkayı da bu şeyi de bu tarafa yollamamız aşırı iyi oldu. Bu kapı açılırsa çok iyi olacak. Açılmıyor lanet olsun. Bir vent. Bir dakika. Bu ventten başka bir ventlere bağlantı olduğunu söylediniz. Şöyle bir şey mi? Peki buradan çıkabiliyor muyum? İçeriden vantilatörü açamıyorum. Bunu kapıdaki şey de ne Bunlar galiba hareket edersen beni... Abi bu dinamiği buraya getirdiniz mi gerçekten? Ağır sıçtık kankalar. Ağır sıçtık. Telefondaki de endoskeletonlardan bahsetti. Şu harekete duyarlı şeyler. Allah seni kahretsin. Ne işin var burada ucu be? Oo, girdim girdim girdim. Hareket eden bir Freddy seni göremez. Abi A'ya basıyorum. A'ya bir şey olmuyor ya. Arkadaşlar yukarıdaki ventte bir parıltı var. Ve esnek eli buraya gerçekten vurabilecek miyiz? Ve bu oyun salonu anahtarını düşürdü. Oyun salonu burası mı? Bir dakika. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Abi galiba oyun salonu burası. Şu anahtar nerede? Lütfen burası açılsın. Tamam burası. O Gayet güzel. Burada oyun oynayalım mı biraz? Burada ölmeyiz herhalde değil mi? Burası safe. Bilmiyorum. Şu oyunlardan birini oynayalım mı? Ne dersiniz? Mesela şunu. Ay Ben ne yaptım? Buraya giriliyor mu? Oo sen ne yapıyorsun burada? Bu bon ne? Allah seni kahretsin. Bir dakika tamam. Eee daha onu derece uzaklaştırabilirdim. Bir dakika bu ne demek? Tavşanı dışarı çekmek için bir şey bul. Tavşanı dışarı çekmek. Tavşan dediği Bonnie. Bonnie nasıl? Aa bir dakika bir resim daha var. Bu bizim zaten az önce bak. Geçen yılki okul resmi. Bunları toplamamız gerekiyor ya. Bu babamızla alakalı bir senaryo olabilir. Şimdi. Tavşanı dışarı çekmek. Tavşanı nasıl? Tavşanı nasıl dışarı çekeceğiz ki? Bir dakika. Sen şunun içine az gir kucaklamaya ayarlayın. Bir çocuğun sırtını kırdı yine. Az bir dakika bunları içeride okuyabilir miyim? Bir dakika çok tatlı. Bonnie'nin gitarını çalmaya tepeş, teşebbüs etmeyin. Devreler boğma protokolünü etkinleştirir. Bağlama mı okudum ben az önce? Tüm ses kutusu arızalarını üst yönetime bildir. Kucaklamayı ayarlayın diyor. Bir çocuğun sırtını kırdı yine. Yani daha önce de kırmış. Bunu neden bir protokol olarak belirlemişler ki? Bir kez daha ayarlıyorum. Kaç kez oldu şimdiye kadar? Bunlar endeskalatörlerden de da bahsediyor olabilir. Burası şey tarafı. Pekala, biz Bonnie'nin dikkatini nasıl çekeceğiz? Gitarına dokunmayın diyor. Bir dakika. Tekrar oyun salonuna gidip bu tavşanın dikkatini nasıl çekebilir? Gitar. Gitarına dokunmak. Bir dakika. Bu, bu mavi tavşanın gitarı. Ama telleri kırık. Bahse girerim çöpte eski teller bulabilirim. Gitarı tamir etmek için bir şey bu. Eski çöp dedi. Eski çöp mü dedi? Bir dakika. Ne dedi? Ee, güvenli bir yere gitmem lazım benim. Bir saniye. Aa! Sen ruh hastasısın. Neden? Tamam. En azından ne yapacağımızı biliyoruz. Büyük ihtimal Mile'a gitmemi istiyor. Yani şu fabrikaya. Bu gitarın telleriyle alakalı bir şeyler var. Onu yapacağız. Sonra Bonnie'ye gitarını yapacağız. Sonra Bonnie bunun bir şekilde dikkatini çekmesini sağlayacak. Pekala. Bu ne? Gitar tamir et. Git. Sen kimsin lan? Beni çöp karıştırırken gördü. Bunun üzerinden bir bululik yapacak. Ama bilin bakalım bu kimin sik. Tamam kanka gülebilirsin. Aç da götüne gül. Geri zekalı. Benim uğraştığım şeyleri bilseydin. Bir tane vuramıyoruz mu ya? Ne olur bir tane vuralım. Bu ne yapıyor? Bu da çöpü karıştırıyordur burada kanka. Ne yapsın? Tamam. Başka bize göre bir şey var mı? Yok. Tamam. Gidiyoruz abi. Gitarı tamir edeceğiz. Gitarı hala tamir etmedim mi? Gitar ha gitar orada. Ben gitara gideceğim. Yani çünkü sonuçta ben hareket ediyorum. Yürüyen bir gitar gördünüz mü hiç? Gitarı tamir et. Tamam. E, pita atlıyoruz. Pekala. Şimdi gidelim şu işi iyi tamir edelim ha. E, gitar teli. Muhtemelen iyi duyulmayacak ama en azından işe yarıyor. Gitar aldım. Tavşanı dışarı çek. Kesinlikle uçan L gitar. Tavşanı dışarı nasıl çekeceğiz ya? E yaptık. Bir dakika. Bu gitar şeyi bu arada. Tamam manyaklar haydi çalalım. B ben mi çalacağım? Lütfen bana bırakma. Ya da bana bırak lan dur güzelmiş Tavşanı dışarı çek Aa! Allah kahretsin bir de şimdi bundan mı uğraşacağım? Oğlum Bonnie ne kadar hızlı geldi gördünüz mü? Lan yürü Lan yürü neden ışık açtın? Sana ışık aç diyen oldu mu? Bonnie'nin gelişe bak gözleri kırmızı. Dur dur örümcek sonra... Bonnie çok farklı Bonnie diğerlerinden daha... Tamam geri... Ay bu ne? Bir dakika. Aa! Allah seni belanı vermesin. Sabırsız mıyım? Neyim sabırsız lan? A bu A tuşuna bir küfür alabilir miyim? Bir dakika burası ne? Tavşanı dışarı çek. Ee, tamam hangi tuş? Vallahi basıyorum ya. Allah belanı vermesin ki basıyorum. Ay klavyeye mi geçsem? A tuşu sen sana arkadaşlar. Her like bir ADC'ye kol. Xbox kolu alması için ADC'nin. A tuşuna basamadığı için yenen çocuk. Umarım mutlusundur. Umarım. Umarım mutlusundur. Tamam. Hızlı gitmek neydi şimdi shift. Şimdi hangi tuşa bastıracak ki? D. Tamam lan daha kolaymış. Bu ne? Oğlum ben. Vay buradan çıkmam gerekiyor. Tamam çıkalım. E hangi tuş hangi tuş? E bak gördünüz mü işe yaradı. Aha deçe şeyde Fall Guys'ta da bu neyse. Neyse boş. Benim kıyafetim böyle miymiş? Ben Bonnie'nin vay be bu yakını tekrar oyun salonuna girmem lazım. Hadi let's go. Hadi ama dostum. Oyun salonuna buradan mı giriyordum lan? Aa o oh, kanka kanka kanka. Bunu neden yaptın lan ona? Uyan kip. İyi misin kanka? Teşekkürler ne oldu? Boş ver. Sakın konuşma. Sakın. Ee, tamam hadi. Bak devamlı her köy ya babamızı soruyoruz. Bu çok tatlı ya. Hayır Mike'ı gördün mü? Onu buldum. O şimdi güvende. Merak etme. Hadi gel. Haydi dostum dağılmalıyız. Hayır ben... Allah'ım sen beni niye beklemiyorsun? Oğlum kimse beni bekle. Benim babama ait eşyalar da bulmam gerekiyor ama. tam kaçarız ya. Ya seni ucu be. Yani ee, çift şeye kaçarken benim bu tarafa kaçmam. Çok şey değil mi? Geliyor mu? Umurumda falan. Biliyorum. Sesini az önce bağıran kişi babamızdı. O yüzden e, Oswald'ın verdiği tepkiyi gördünüz mü? Dayan baba. Dayan baba. Dördüncü gün. Bu da bu bölümün sonu oluyor. Çünkü ben söz verdim. Her bir gün bir bölümü sembolize edecekti. Bu bölüm belki kısa sürmüş olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi. Üçüncü günü bitirdik. Bu dördüncü gün olacak. Bir anladınız. Lütfen bana söyletmeyin. Lütfen anladınız. Zaten kolum kırıldı. Şu videoya biraz like atın da kendime yeni bir kol alayım. Ya bu acıtasyonu yapacak değilim ama bak Jinx de söyledi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum. <laughs>